Çocukta akut skrotum var. Bu devasa gonadların en iyi yanı, daha doğrusu en önemli özelliklerinden biri ne biliyor musun? Buna neden olan çok az sayıda enfeksiyon var. E. coli, Klebsiella, TBC, Brucella. Bunlar için hem idrar tahlili hem kültür. Enterovirüsler ve adenovirüsler için de kan testi istiyorum. İnşallah samanlıktaki iğneler büyümüştür de rahat rahat bulabiliriz onları. Emre ile Zeynep halletse olur mu? Neden? Alternatif bir donör için İlik Bankası ile görüşmek istiyorum. Yanılıyoruz diye mi? Daha önce yanıldığımız oldu. Buyurun. Hocam. Abim iyi olacak mı gerçekten? Hadi gel canım yatağına. Dinlen biraz. Hiç uykum yok. Uyuyunca zaman çok çabuk geçiyor. Zaman geçsin istemiyorum. Doktorlarımız çok iyi ol. Abini iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bunun için önce benim iyi olmam lazım. Bunun için senin güzelce dinlenmen lazım. Hadi oğlum. Sizce hiç ihtimal var mı? Tabii ki de. Önceliğimiz tam uyum sağlayan kardeşten. Yani Mete'den ilik almak. Bu olasılık halen devam ediyor değil mi? Evet. Şu an bile arkadaşlarım laboratuvarda Mete'nin testleriyle ilgileniyor. Teşekkür ederiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olun. Aslında ben her ihtimale karşı B planını da devreye sokmak istiyorum ama bunun için onayınıza ihtiyacım var. Elbette. Her ihtimali denemeliyiz. Teşekkür ederiz. Zeynep, bırak tartışsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Bütün gece uyumadık zaten. Tamam mı? Biz de biraz kafa dinleyelim. Gözlerim kapanıyor. Kahve? Olur. Bu ameliyat çok tehlikeli. Çocuğun hayatını komple değiştirecek bir ameliyat. Hastanın çıkarını olmadığı çok açık. Eğer abisini seviyorsa çıkarını olacaktır. Çıkar çatışması var. Ailenin yok. Tabii ki var. Ailesi daha önce abisinin sağlığına faydalı olsun diye Metin'in hayatını tehlikeye attı. Soğuk algınlığını sadece kötüleştirdi. Evet, biz de soğuk algınlığını daha da kötüleştirerek kalp kapakçığını mahvettik. Ateş, tartışmaya katılacak mısın? Yani söyleyeceğim bir şey var mı? Doktor haklı, dolaptere haksız. Senin üzerindeki de hastane için pek uygun değil. Ne yapmamı istiyorsun? Sosyal hizmetleri arayalım. Mete için vasiyet atasın. Hayır. Orhan, gidip aileye seçenekleri açıkla. Ateş'in gözlerini korkutmasına izin verme. Gerçekten yapacağımı düşündün mü? Hayır, düşünmedim. O zaman niye izin verdin? Ya azıcık rahat bırakayım dedim çocuğu. Çok naziksin. Yips yips. Bence dolap derede yips var. Zihniyle bağlantısı koptu. Tükenmişlik sendromu. Ünlülerin hastalığı. O da kendi çapında ünlü sayılır. Dolap derede falan bayağı ünlü. Kendine olan güvenini kaybedince işini becerememeye başladı. Peki sen de bunu atlatması için zaman mı veriyorsun? 3-4 gün. Sonra zaten kovulacak. Yapacak bir şey yok. Hepsinin tedavisi yok. Açık kalp ameliyatı mı? İki çocuğunuzun birden yaşamasını istiyorsanız başka seçenek yok.
Kapakçık değişimi sebebiyle olası patıları engellemek için Mete'nin bundan sonra kan sulandırıcı kullanması gerekiyor. Ne kadar süreyle? Hep. Bundan sonra. Ayrıca kanama riski de var. Bunun için temaslı spor yapamaz. Bir daha basketbol oynayamayacak mı? Maalesef. Peki iyilik bankası? Belki bir eşleşme bulurlar. Bulurlar tabii. Anında bulurlar. Uçan alıya koyarlar, buraya yollarlar. Yani yeni bir donör şu anda bel bağlayacağımız gerçekçi bir çözüm değil maalesef. Ya çocuklarımızdan birini sakat bırakacağız ya da diğerini öldüreceğiz. Basketbol oynayamayacak sadece. Sakat demeyelim isterseniz. Sizce ne yapmalıyız? Bence aileyi bir bütün olarak koruyun. Ben olsam bu ameliyatı yapardım. Doktor, ne yaptın öyle? Döktürdün ve müthişti. Ne konuşmaydı? Doktor, bir şey söyleme. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum şu anda. Ya ben de şöyle senin gibi umursuyormuş gibi yapabilsem keşke. İpek'in yapmamamızı söylediği şeyi yaptım ben az önce orada. Sen hiçbir şey yapmadın. Rahat ol. Sen temizsin. Ben yaptım. Ben İpek'in bana yapmamamı söylediği şeyi yaptım. Tamam mı? Sen masumsun. Bak bakayım bana. Üzüldün mü? Ne üzülüyorsun doktor? Sen inandığın şeyi söyledin az önce. Ben hastalarımın kendi seçimlerini de yapmaları gerektiğine inanıyorum. Tamam mı? İşler ters giderse suçluluk duygunu hafifletiyor, öyle değil mi? Yeah. Sen hastalarının seçimlerini falan kollamıyorsun. Doktor, kandırma kendini. Sen kendi vicdanını rahatlatıyorsun. Bu nasıl bir mantık ya? Ben sen miyim? Senin gibi sosyopat mıyım sanıyorsun? Kızardı mı yüzüm? Doğru söyle, kızardı mı? Muzo! Gel bakayım buraya. Kızardı mı yüzüm? Ya gel. Yüzüm kızardı mı? Hocam hasta mı oldu mu? Vallahi bilmiyorum ki. Bir çay demle bakalım. Hemen hocam. Hadi. Hemen. Taze. Tamam. Tamam, ben bir görüşüp size döneceğim. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hocam. İyilik Bankası ile konuştum. 6'ya 4 uyumlu bir iyilik bulundu. Riskli. 6'ya 4. Kalp kapağını çıkarmak daha mı güvenli? Evet. Çocuk hayatı boyunca sakat kalabilir. Sadece basketbol oynayamayacak. Ona da alışır. İnan bana, ben kendimden biliyorum. Basketbol bu çocuk için her şey. Çocuğun iki lafından biri basketbol. Maçlara giderler. Hı? Abisiyle beraber. Sinemaya giderler. Kız peşinde koşarlar abisiyle beraber. Abisinin kahramanı olacak, onun hayatını kurtaracak. Buna çocuk kendisi karar vermeli. Çocuk. Çocuk mu vermeli kararı? Adı üstünde çocuk. Çocuğun vereceği bir karar değil bu, ailesinin vereceği karar. Bundan 10 yıl sonra kendisini abisinin ölümünden sorumlu tuttuğu zaman sen yanında olmayacaksın çocuğun. 6'ya 4 şansımızı kullanalım. Ölür. Çocuk ölür. Listeye birini daha mı ekleyelim istiyorsun, pişmanlık listemize? Hadi. Hazır ailenin de onayını almışken gidin çocuğu ameliyata hazırlayın. Hadi kurcalama fazla, hadi. Ne yapıyorsun burada Mehmet Ali tek başına? Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Ben bir haber bekliyordum. Onun için buradayım. Herkes yukarıda, sen niye burada oturuyorsun? Biliyorum, Ateş Hoca'yı bekliyoruz. Ben biraz yalnız kalmak istedim. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yani çocuğa vasiyet atamanın dışında.
6'ya 4 bir döner buldum. 6'ya 4 iyi bir seçenek değil. Evet ama en azından bir seçenek. Az kalsın küçük bir çocuğun hayatı boyunca kan sulandırıcıyla yaşamasına sebep oluyorduk. Çocuk sakat kalabilirdi. Ateşle konuşurum. Kim bilir hangi çılgın fikirle gelecek. Açıkçası Ateş'in çılgın fikirlerini merak ediyorum çünkü her seferinde bir hayat kurtardı. Aileye donör bulduğumuzu söylemek zorundayız. Evet söylemek zorundayız. 6'ya 4 bile olsa. Ateş hocanı bekle. Seçenekleri öğrenelim ondan sonra aileyle konuşuruz. Anlaşıldı mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.